Evet, 2,5 aydır böyle vatandaş bekletilsin, iş yapılmasın, güneş geçsin, yağmurlu, çamurlu, rezil olalım. Aferin Muratpaşa Belediye. Arayalım, bakma şikayetimize. Evet. Çünkü burası belediye sınırı dışında değil mi? Bayındır Mahallesi. Şehrin merkezi. Biz böyle hizmet hak ediyoruz değil mi? Evet. 2,5 aydır sen burayı unut. Ondan sonra gel o iste, tamam mı? Oy al buradan sen. Bizden oy al, başkan ol. Ha, öyle mi? Öyle değil mi? Öyle. Ha, caddeden çıkmayalım. Kapatılmayan, asfalt dökülmeyen delikler bugün suyla dolmuş. Kim bilir ne kadar derin. Hemen her evin önünde kaldırım kazılmış, bırakılmış öyle. Atıl vaziyette aylardır. Buradaki insanlar seçmen değil, vatandaş değil. Oy kullanmıyor, vergi vermiyor. Değil mi? Bunlara hizmet yapmamak lazım. Buraya hizmete ne gerek var tabi. Gelin uyarmamıza rağmen, fen işlerini aramamıza rağmen, ilgilendirmemize rağmen bu şekilde. Burası Bayındır Mahallesi 324 sokak. Sayın Başkan. İlgilenmesen daha. Evet. Fen işleri tabi çalışıyorsunuz değil mi? Aylardır burası böyle kazınmış, siz çalışıyorsunuz güya. Muratpaşa Belediyesi'nin Bayındır rezalti. Bu da Bayındır'daki doğal gölümüz. Ah, eş kaza hızlı girdiğinizde arabanın alt takımını bırakıyorsunuz. Belediyede arkasını dönüp bakmıyor böyle. Evet, çalışmaları bakın. Devam ediyorlar. Kazılar mazılar maşallah. Belediyemiz çok güzel çalışıyor. Vatandaşa hizmet veriyor. Evet, işte yollarımız. Vatandaşın hak ettiği bu tabi. Evet, işte yollarımız. Arabadan gelen ses de bu. Traktör. Bu yollar 3 ay önce cilloptu. Bugün bu halde. Bakın caddeler boyu rezaleti görün. Hemen adliyenin iki sokak arkası burası. Bayındır Mahallesi fen işleri, evet. Bravo. Aferin size. Vatandaş nereden yürüyecek? Ha? Nereden işine gücüne gidecek? Çoluğunu çocuğunu okula götürecek. Tabi senle arada otur, oraları yap, buralara bakma, değil mi? Rezidansında otur, buradaki insandan oy bekle, değil mi? Aha. Sen benim 30 yıllık mahallemi böyle yap, sonra
başkan ol, biz sana oy verelim değil mi? Görürsün bir dahaki seçimi. Verdiğim oy da haram zıkkım olsun. Evet. Evet, buradan atlaya gidiyoruz artık. Tabi şimdi ana yola girdik. Artık kendisinin, beyefendinin kendi geçtiği yol. Adliye yolu. Çok değil, 2 hafta önce bu yolda öyleydi. Aynı benzer şekildeydi. Tabi ana yolu olunca nihayet düzeltildi. Adliyemiz. Buralar evet halen moloz alanı, enkaz alanı. Tabi savaş oldu burada. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma kalıntı onlar. Molozlar. Yıkılıp atıl durumda bırakılan Mehmet Manavoğlu Parkı. Evet, hemen caddelerimiz görüldüğü gibi rezil rüsva. Buralarda çok değil, 2 hafta öncesine kadar aynen ara caddeler gibiydi. Dilimiz şişti anlatmaktan ama anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.